Merhaba arkadaşlar, bu hafta size ortalama bir çalışmayla ayda 8600 lira civarı para kazandıracak bir sermayesiz para kazanma yönteminden bahsedeceğim. Bu kanalda anlatılanlar öyle afaki değil. Yani gidin şurada şunu yapın para kazanın falan deyip geçmiyoruz arkadaşlar. Ben bu yöntemleri deniyorum, bunlardan para kazanıyorum. Parayı çekiyorum ve ondan sonra size anlatıyorum. Yine bu şekilde bir çalışma yaptığım platform olan Impact'ten para kazanmış ve bunu çekip size göstermiştim. Platformun nasıl kullanıldığını da şu videoda anlatmıştım. Konuya geçmeden önce özetleyeyim ki buradan yola çıkarak devam edeceğiz çünkü. Ben arkadaşlar Impact Affiliate Marketing platformunda Canva Pro satışına yönelmiştim. Ve Canva Pro satışında 575 lira 89 kuruş kazanmış ve bunu çekmiştim ve... Bunu da tamamen organik yollarla yapmıştım. Herhangi bir ücretli reklam falan çıkmadan bunu başarmıştım. İşte şimdi size bu videoda bunu nasıl yaptığımı açıklayacağım. Arkadaşlar içerik pazarlama çalışması için adı üzerinde bir içeriğe ihtiyacınız var. Video içerik olabilir, web sitesi içeriği olabilir, sosyal medya içeriği olabilir. Yani bir içerik üretmek zorundasınız. Ama doğrudan böyle satışa pazarlamaya yönelik bir içerik üretirseniz o golü atamazsınız arkadaşlar. Yapmanız gereken bir konuda bilgi vermek, bilgi verirken de linkinizi bunun içine yerleştirmek ve bu sayede net satış yakalayabilirsiniz. Şimdi size bunu anlatacağım. İçerik üretmek oldukça zor fakat artık günümüzde bu işi kolaylaştıran bir sürü şey çıktı. Mesela ChatGPT biliyorsunuz. Bu içerik pazarlama makalelerini kolaylıkla yazdırabiliyoruz ve bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu videoda bunu nasıl yaptığımı adım adım anlatacağım. Linki nereye yerleştiriyorum, nasıl bir görsel kullanıyorum, ChatGPT'yi nasıl kullanıyorum. Bunların hepsi ve daha fazlası bu videoda. Benden size tavsiye videoyu tam burada durdurun ve içeceğinizi alıp öyle gelin. Beraber biraz çalışalım bakalım. Ha bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zile dokunarak tüm bildirimleri açmayı da lütfen ihmal etmeyin. Evet başlıyoruz. İlk yapmamız gereken Impact Affiliate sitesine gitmek. Bunun için Google'a Impact Affiliate yazıyoruz arkadaşlar. Ve hemen şu listede aşağıda şu seçeneği, şöyle bakın simgesi şöyle kırmızı, siyah ve gri nokta olan Impact.com'a tıklıyoruz ya da bunu doğrudan browser'a da yazabilirsiniz. Evet. Şimdi bununla ilgili ben diğer videoda zaten detaylı bir şekilde bilgi vermiştim. Nasıl üye olunuyor, işte işlemler nasıl yapılıyor, programlara nasıl başvuruluyor diye. Önce onu izleyin arkadaşlar. Daha sonra buradan devam edin. O videonun linki de bu videonun açıklamasında. Öncelikle Impact'e giriş yapıyoruz. Bir de ChatGPT lazım. Hemen ChatGPT'ye de bir giriş yapalım. ChatGPT'de hemen şurada arkadaşlar tıklıyoruz. Şurada bakın aşağıda Try ChatGPT var. Eğer daha önce giriş yaptıysak böyle çıkıyor. Yapmadıysak zaten Gmail hesabıyla falan hızlıca giriş yapabiliyoruz. Gayet kolay. Tamam, bundan sonra yapacağımız şey de bu linki veya içeriği yayınlayacağımız sitemizi ya da sosyal medya hesabımızı açmak. Ben bunu web sitemden yapacağım arkadaşlar bu çalışmayı. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyorlar. Abi her affiliate marketing programı için bir sistemi açalım. Hayır, gerek yok. Ben mesela bunları kendi blogumdan yapıyorum. Çünkü sayfa bazlı SEO önemli. Hani kaldırıp bütün sitenin bu içerikle alakası olması şart değil ama olsa çok daha iyi olur tabii. Hemen kendi sistemini açıyorum ve giriş yapıyorum. Kendi sisteme girdim ve yeni yazı ekle bölümünü açtım. Yapacağımız işlem yeni bir blog yazısı oluşturmak temelde arkadaşlar. İlk yapacağımız işlem bu. Burada nasıl bir yazı yazmalıyız ki insanlara ulaşalım? İşte Canva satın al, işte Canva şu kadar falan dersek insanlar bunu almayacaklar ve kullanmayacaklardır. Öncelikle bizim insanları ücretsiz üyelikten başlatmamız lazım. Kullanıcılar ücretsiz üyelikten başladıktan sonra beğenirlerse zaten Canva Pro'yu satın alacaklar. Çoğu insan böyle yapıyor ve biz de oradan komisyon alacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Öncelikle Canva kullanmaya yönlendiren bir içerik hazırlıyoruz. Bunun için hangi anahtar kelimeyi ya da neyi kullanmalıyız? Buna da en kolay olarak Google Keyword Planner'dan bakabiliriz. Bu ücretsiz bir araçtır. Google'a Keyword Planner yazıp Google Ads'e giriş yaptıktan sonra erişebiliyoruz. Bir Google Ads hesabınız yoksa hemen açabilirsiniz. Bu da ücretsizdir. Bakın şurada araçlar var ya, direkt buradan seçmeyin. Direkt şunun üzerine tıklayın. Zaten anahtar kelime planlayıcı açılıyor. Şimdi eğer ne yazacağınızı tam olarak bilmiyorsanız yeni anahtar kelimeler keşfedini kullanabilirsiniz. Ama hangi anahtar kelimede içerik üreteceğinizi biliyorsanız arama, hacmi ve tahminleri alın kısmını kullanabilirsiniz. Ben biliyorum arkadaşlar, şunu kullanacağım ben. Canva nasıl kullanılır? Çünkü ben niş bir anahtar kelimeye yönelmek istiyorum. Bakın, ortalama arama sayısı 100 ila 1000 arasında. Yıldan yıla değişimi yüksek, yani sürekli olarak artıyor. Rekabeti düşük. İşte aradığımız anahtar kelime bu. Şimdi biz bunun üzerine bir makale yazacağız. Gidiyoruz ChatGPT'ye hemen. Diyoruz ki Canva nasıl kullanılır konusunda detaylı bir makale yaz. Nokta, bu kadar. Bakın olay bu. Eskiden biz
oturup her şeyi kendimiz yazıyorduk. Evet, şimdi öncelikle Canva'nın ne olduğunu anlatıyor. Gördüğünüz gibi gayet detaylı bir şekilde yazıyor. Hesap oluşturmadan başladı, tasarım türü seçme, şablon seçme. Tek tek burada adım adım anlatıyor. Yani oturup bunları biz yazmaya kalksak epey uğraşacaktık ama şurada birkaç dakika içerisinde makale hazır. ChatGPT'de şöyle bir sıkıntı oluyor. Bazen makale yarım kalabiliyor. Öyle bir durumda da arkadaşlar kaldığı yeri tekrar yazdıracak şekilde bir komut verip makaleye devam et diyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar devam ediyor. Böyle bir kesilme olduğu zaman devam et deyin. Harika. Tamam, makalemiz sona erdi. Gayet uzun ve güzel bir şey oldu. Şimdi dönüyoruz arkadaşlar. Öncelikle şöyle yazıyoruz. Canva nedir diyelim. Evet. Nasıl kullanılır? Şöyle bir de ek yapalım tüm detaylarıyla. Şimdi arkadaşlar benim buradaki makalemi alıp kopyalayıp yapıştırırsanız sizin işinize yaramaz. Şimdi buradan arkadaşlar şunu kopyalıyorum 5. maddeye kadar. Geliyorum daha sonra içerik kısmına bunu yapıştırıyorum. Daha sonra makalenin kalanını biliyorsunuz yarım kalmıştı. Yazıları düzenleme kısmından tekrar alıyorum ve şuraya kadar kopyalıyorum. Ve arkadaşlar şu şekilde makalemizi buraya yapıştırdık. Başlıkları da kalınlaştırdım. Böyle hiyerarşik düzende bazı şeyler yapmak gerekiyor ki ziyaretçi yazıyı sıkılmadan okusun. Evet, şimdi birkaç bir şey yapacağız. Ne demiştik? Canva nedir? Nasıl kullanılır? Tüm detaylarıyla. Şu ana başlığımızı mutlaka yazının başına da ekliyoruz arkadaşlar. Canva nedir? Nasıl kullanılır? Yazmıştık. Bunu bir de kalınlaştırıyoruz. Ben böyle şeyleri yapıyorum arkadaşlar. Trikleri. Bunlar SEO'da işe yarıyor. Ve şuraya da hatta şöyle yapalım burayı. Bu makalede sorusuna detaylı biçimde yanıt sunacağım. Çok böyle mükemmel bir edebi eser olmasına gerek yok. Ve daha sonra buraya Canva nasıl kullanılır diye bir alt başlık yaptım. SEO ile uğraşan arkadaşlar biliyorlar. Anahtar kelime H2 tagında yani bir alt başlıkta da bulunmalı. Bunu da yazdıktan sonra şuradan arkadaşlar bakın paragraf bölümünden başlık 2 diyoruz. Bu da ikinci başlık olarak yer alıyor. Eğer siz bunların her biri için Canva'dan Canva'yı açıp biliyorsunuz ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Ekran görüntüleri alıp bu başlıklara ilişkin fotoğrafları da başına şuraya eklerseniz şu kısımları eklerseniz müthiş bir zengin yazı oluşturmuş olursunuz. İşimiz bitti mi? Bitmedi. En az bir ya da iki tane anahtar kelimeyi içeren fotoğraf eklememiz gerekiyor. Ben Leonardo E'ye şöyle bir resim yaptırmıştım. Fakat hiçbir şeye benzememiş. Pixar style'ı kaldırıyorum. Şimdi görseli de buradan alacağız. Böylelikle lisanslı bir görselimiz de olmuş olacak. Yani lisansla uğraşmamış olacağız. Etiketlere hemen girelim. Canva nedir? Canva nasıl kullanılır? Canva indirme. Bu da anahtar kelimeler arasında var. Şuradan bakın. Anahtar kelime planlayıcıya dönün. Şuraya Canva yazın. Bu gibi anahtar kelimeleri veriyor. Bunları da eğer hani yazıda bulundurursanız bakın Canva giriş aranmış. Canva indir aranmış. Canva ücretsiz aranmış mesela. Canva Pro ücretsiz. Bunları da ekledik. Şimdi kabaca yapıyoruz arkadaşlar bu işlemi. Ha bakın şu hiç fena değil. Ben bunu çok güzel kullanırım. İndiriyorum. Şimdi resmi de SEO uyumlu hale getirmek lazım. Resmi şu uzantısına bile anahtar kelimeyi ekliyorum. Bence önemli. Nasıl kullanılır? Aralara tire koyarak bakın. Şu şekilde kaydettim. Siteme döndüm. Şuraya bir fotoğraf eklemek istiyorum. Evet. Ne kadar çok fotoğraf eklerseniz o kadar iyi. Daha sonra arkadaşlar ben şu resmin diğer alanlarına da bu anahtar kelimeyi ekliyorum. Şöyle düz bir şekilde arkadaşlar kontrol ve kontrol ve tamam. Anahtar kelimelerimizi yazdık, makalemizi yazdık. Her şeyimiz hazır gibi bir kapak fotoğrafı gerekecek. Onu da ekleriz. Hatta onu da hemen şuradan şöyle ekleyelim. Şimdi işimiz bitti mi? Bitmedi. Buradaki bannerlar bazen çok iyi çalışmayabiliyor. O yüzden benim size tavsiyem doğrudan link kullanmanızdır. Şu bannerları da kendiniz herhangi bir şey de yapıp ekleyebilirsiniz eğer banner kullanmak istiyorsanız. Ama bence en güzeli doğrudan linki almak. Bakın burada sosyal medyada kullanabilmeniz için videolar da var. Bunları indirebiliyorsunuz da bu arada. E-postalar, kuponlar var, metin bağlantıları var. Buradan bunları alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da doğrudan bakın ana sayfanızda şöyle bir şey var. Bir de açılış sayfası var. Mesela bunu, bu açılış sayfasını şunun için kullanıyoruz. Bu deep link'tir. Mesela insanlar ana sayfaya değil de Canva içerisindeki herhangi başka bir sayfaya doğrudan yönlendirmek istiyorsanız bu alana yapıştırıp yaratmak butonuna tıklayıp linki alabilirsiniz. Bizim linkimiz şu. Bunu alıyoruz. Kopyaladık. Geliyoruz yazımıza. Şuraya da şöyle bir ibare ekliyoruz. Eğer Canva kullanmak istiyorsanız hemen buradan ücretsiz, bakın bu çok önemli, ücretsiz üye olup olabilirsiniz diyoruz. Buradan da linkimizi yapıştıracağız. Bağlantıyı yeni sekmede aç diyelim. URL'i şuraya tekrar yapıştıralım. Bağlantı ekle diyelim.
Bunun rengini ve değiştirelim arkadaşlar. Şöyle. Şu anda linkimizi buraya yerleştirdik. Başka ne yapabiliriz? Aralara kendiniz bannerlar hazırlayıp ekleyebilirsiniz. Şu an benim bunu yapacak vaktim yok arkadaşlar. Size anlatıyorum. Hocanın dediğini yapın, yaptığını yapmayın. Aralara resimler ekleyebilirsiniz. Butonlar ekleyebilirsiniz. Hemen tıkla. Yol gibi. Hatta şuranın şöyle tarzını da biraz değiştirelim. Evet. Ben bir de arkadaşlar şöyle altına yerleştiriyorum. Hemen buradan Canva'ya ücretsiz üye olun. Etiketlerimiz tamam, linklerimiz tamam, içeriğimiz tamam. WordPress kullananlar bilirler. Yoast SEO eklentisi var. SEO'ya destek olan, SEO yapmaya destek olan bir eklenti. Buraya da Canva nasıl, öbekler konusu, description yapıştıracağız. Yaptık mı, yapmadık mı? Şuraya da evet. Evet, ben şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Böylelikle Canva nasıl kullanılır burada da yer alıyor. Daha sonra bir kategori seçip yayınla diyorum. Evet, Canva nedir, nasıl kullanılır? Yazımız, içeriğimiz hazır. Bu Google'da indekslendikten sonra ve insanlar buraya gelip bu yazıyı okuyup ilgili alanlara tıkladıktan sonra bu linke tıklayıp işte bu sayfalara gidecekler ve bu sayfalardan üye olup devam edecekler. Bu kişiler bizim ID'mize gidip üye oldukları için sistemde, yani şurada kayıt altına alınacaklar. Bizde Impact'ten bunları, bakın tıklamalar falan burada görünüyor. Bunları kontrol edeceğiz ve satış olduğu zaman da arkadaşlar burada satışı görebileceğiz. Bununla ilgili önceki videoda bilgi vermiştim. Tekrar ediyorum. Onun da linki bu videonun açıklamasında olacak. Evet arkadaşlar, içerik hazırlamak bu kadar basit. Birkaç dakikada bir içerik yayınladık. Impact'teki diğer kampanyalarda üye olup buraların affiliate linklerini alıp bunlarla ilgili içerik pazarlama çalışmaları yapabilirsiniz. Canva ile ilgili farklı makaleler üretirseniz ve kendiniz de kullanıp işte yorumlarınızı da yazarsanız, bu şekilde bir çalışma yapar, aralarda linklerinizi eklerseniz çok rahatlıkla 10-15 satış gerçekleştirebilirsiniz. Eğer İngilizceniz iyiyse ya da dünyaya hakim olan farklı dillerden birini biliyorsanız işiniz daha kolay. Böylelikle o bölgelere, o ülkelere yönelik pazarlamalar da yapabilirsiniz. Bu da sizin elinizi güçlendirir. Unutmayın, İngilizce yaparsanız bu çalışmaları, ChatGPT İngilizce makalede yazıyor, satış hacminiz çok daha yüksek olacaktır. Benden anlatması, sizden uygulaması. Ben denedim, parayı çektim, yapılabildiğini gösterdim. Beğendiyseniz teşekkür mahiyetinde kanalıma abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve lütfen yoruma da birkaç kelime, bir şey yazmanızı rica ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.